Ya abi biz ne giyineceğiz ya? Ya hadi havalı da bir şeyler giymek lazım. Hadi hadi kostüm bakacağız, buluruz bir şeyler. Aylin? Adımı nereden biliyorsun? Yolda tanışmıştık ya. Ben sana adımı söylemedim ama. Tilki söylemiştir belki. Nereden buldun burayı? Neden geldin? Arayan bulur Durucuğum. Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Bak, sen belli ki bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Öyle senin düşündüğün gibi bir durum yok ortada. Sen ona dokundun. Sevdiğim adama dokundun. Evet ama... Özel gücün falan mı var senin? Ne yapıyorsun? Dokunduğunu kendine aşık mı ediyorsun? Ya yok öyle bir şey. Sen ne zannediyorsun? Anam! İyi misin? Abi iyi misin? Ne yapıyorsun sen ya? Git buradan. Aranızda bir şey varsa söyle. Neden gizli gizli buluşuyorsunuz? Bunu bana değil, erkek arkadaşına soracaksın. Ben sizin evinize gelmedim, o buraya geldi değil mi? Şimdi git, o sana durumu izah etsin. Akşamki partiye geliyorsunuz değil mi? Yok be oğlum, ne işim olur benim partide ya? Niye ya, gelseydiniz. Niye ki? Ya ne bileyim, bütün gençler orada olacakmış. Yok be oğlum ya. Efendim? Tilki, Aylin buraya geldi. Nereye geldi? Eve. Çıldırmış gibiydi. O gece senin buraya geldiğini biliyor. Bizi görmüş, tehdit etti beni. Bir şey ya, benim kaçmam lazım, tamam mı? Yarın görüşürüz. Tamam, geliyorum. Ben konuşurum onunla şimdi. Tamam, hadi eyvallah. Aylin! Aylin! Nereden geliyorsun sen? Sana ne? Güzelim, sen sorup dinlemeden niye dayanıyorsun el alemin kapısına? Sordum ama sen yalan söyledin. Gece beni mi takip ettin? Evet, ettim. Ne olacak? Biz ne konuştuk seninle Aylin? Ha? Ne dedim ben sana? Hani bana güveniyordun? Ne duyarsan duy, ne görürsen gör, bana güvenecektin hani. Hı? Ben sana güvenmiştim. Ama belli ki hata etmişim. Aylin, saçmalıyorsun. En çok ne için kızıyorum kendime biliyor musun? Beni onların önünde aptal durumuna düşürdün. Ben mi düşürdüm? Milletin kapısına kabadayı gibi dayanan sensin. Kapısına dayandım, evet. Çünkü bir açıklaması vardır dedim. Sen anlatmıyorsun, belki o anlatır sandım. Ama o kız bana ne dedi biliyor musun? Ben sizin evinize gelmedim. Erkek arkadaşım buraya geldi. Git o izah etsin neler olduğunu dedi. Allah kahretsin. Beş para etmez insanların önünde düştüğüm duruma bak. Yazıklar olsun. Aylin, ben bir şey yapmadım ya. Haydi be güzelim ya. Koşturma benim peşinden. Aylin, her şeyi başından yanlış anlıyorsun. Yanlış mı anlamışım? Gözlerimle gördüm. Resmen gece gece kızın koynuna gittin. Ya Aylin, saçmalıyorsun. Ortada kız kalacak seyre kadar durum yok ya. Bir de benim ne değilse kim ne aldatıyor? Tamam, madem kıskanılacak bir şey yok, anlat o zaman. Anlatamam. Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Aylin Hanım delirdi de yine sakinleştirmeye çalışıyoruz. Delirdim. Senin yüzünden delirdim. Bak, son şans. Ya neler olduğunu doğru dürüst anlat ya da... Ne ya da ne? Bak Aylin, söz verdim diyorum. Söz verdim. Senin üzerine yemin ettim. Ya seni aldatmadım, aldatmıyorum, aldatmayacağım, tamam mı? Şunu kalın kafana sok artık. Ya sensin kalın kafalı. Bu ne? Sana ne? Ne demek sana ne? Partiye gidiyorum. Yok ya. Partiye falan gidemezsin efendim, izin vermiyorum. Allah Allah.
Acaba ben senden izin alacak mıyım? Gidemezsin. Çünkü Mehmet abi izin vermiyor bile zaten. Beni karıştırmayın. Ya baba, ne partisi tek başına ya? Ha, baba. Baba değil mi? İşin düşünce baba, üçkağıtçı. Ya abi, gidemez. Niye gidemezmiş? Bal gibi de gider. Teşekkür ederim baba. Bravo abi. Tamam bravo, başka hiçbir şey demiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.